Bilhassa Surlar benim, ne zaman yıkıldı? Galata surları. Efendim Fatih yıkmıştı, evet, bir kısmını. Evet. Çünkü korkuyordu, korkuluyordu. Haçlı donanması Akdeniz'de Ege'ye Evet. gelmiş. Papalık Limnos ve Subatraki adalarını almış 1456'da, evet, biliyorsunuz. İstanbul tehlikedeydi o zaman. Galata'ya gelirler çünkü surlara yerleşirlerse yeniden bir şey muhasara olur diye yıktırdı o zaman Fatih. Şehrin sürüsü. Bazı surlarını. Fakat şunu bilhassa belirteyim. Çıktı ama biliyorsunuz sur. Şu sur tabii. Ortaya şu, çıktı. Şunu belirteyim. Çok önemli bir. İstanbul bir saldırıyla fethedildi. Fakat Galata bir ahitname ile teslim oldu. Cenovalılar verdi bize onu. Evet, Cenovalılarla, Podesta ile, onun elçileriyle ve 1 Haziran'da... Podesta'nın sarayı duruyor hala. Evet, hala. Duruyor. 1 Haziran'da bu ahitname Zagoros'un imzasıyla, bunu neşrettim ben efendim, Yunanca yazılmış. Evet. Şehir teslim olduğu için halk yerinde kaldı. Yani Cenevizliler. Herkes kendi mülküne sahip oldu, sahip olarak devam etti. Galata'nın durumu bambaşkadır. Evet. Tursun Bey, Galata'ya Frengistan der, biliyor musun? Bizanslılar da daha iyi gözle o zaman bakmamış. 500 aile Cenevizli vardı. Onlar evet, eskisi kaldı gibi. Hatta Podestaları kaldı. Onların tabii kendi işleri. Meşhur aileler işte sonuna yani kadar. Testane. Tabii. Hem Venedikler var hem Cenevizler var. Aileler mesela D ailesi Venedikli. Ondan sonra Dorya ailesi Cenovalı. Yani, mesela şey, bunlar yaşadı. Benim bu tahrirde Galata tahriri de vardı. Ve bütün ailelerin yani isimleriyle çıkıyor herhalde. İsimleriyle efendim çıkıyor burada. Tabii İtalyanların patriçi kültürü var. Yani önde gelen aileleri mutlaka bir şekilde tabii tevsik ediyorlar, şey yapıyorlar, çıkıyor.